bomba var. Hep beni mi bulur şakası yazmış yapar. Demet Akalın. Çok yorgun ya. Kadın çok yorgun. Konserden konsere koşuyor. Hep beni mi bulur kardeşim yazmış gerçekten. Haklı. Böyle bir şey yapılır mı yani? Konuşursana. Bir de biliyorsunuz uçuş kuralları çok farklı yani. Şey gibi de değil. Ay hadi onu indirelim açalım. Kapı kapandıktan sonra bitti. Geçmiş olsun. Yani uçağı bile değiştirme ihtimalleri var. Bu ne demek? Herkesi boşaltacaklar. Yeni ne bir uçak eziyet mı? İnsanlara? Müthiş. Zaten git gel sıcaklarda eziyet. Çok sınırlı vakitte olduğu için insanlar uçak kullanıyorlar zaten. Niye böyle bir şey o yapmış orada hangi yani? Kafa mesela değil mi? Neyin kafası bu sivri yani? Sivri zeka mı diyor? Bir şey diyor. Sivri biraz de dangalak şey diyor. Böyle şey içerisinde şey diyor. Sen demiyorsun ona. Ben asla parantez asla içinde, demiyorum. Aman parantez içinde. Demet şaka yaptım demiş. Bak kimlerle uçuyoruz. Delisi, iyisi, kötüsü. Doğru. Ben var ya uçakta çok hayal kurarım. Yani inene kadar kim burada akıllı kim değil her an ne olabilir acaba? Senin çok iyi bir psikoloji hayatım, değil ama. Hayatım ben vallahi çok. Bütün ben vurup İzmir'e uçarken 40 dakika böyle hemen uyuyveriyorum yani. Sen onu bunu mu düşünüyorsun? Ben 16 saat uçtum asla uyumam yanımdakini de uyutmam. Eyvahlar uyutmam. Olsun. Benle kimse var ya bak benle uzun bunu yola gidiyor. Bunu söylediğine çok sevindim. Tabii, böyle bilin, uçak seyahati olursa bilin, ayrı asla yerlerde. Asla uyutmam. Mutlaka hep. Aa. Pınar geldi. Böyle şey rahatsız edici şey esprilerim vardır. Pınar iniyoruz geldi. Acaba indirebilecek mi falan diyor. Kişi kendinden biliyor. İnerken böyle yani. İnerken bağırıyorum la ilahe illallah diye. Arkadaşlarım var ya diyorlar ki Allah aşkına koltuğumuz bundan uzak olsun ya. Yeter. O yüzden uçak değişik psikoloji. Bak bu dediğimi unutmayın. Uçağa binecekler de unutmasınlar. Psikolojinizi bozmak istiyorum. Yanınızda hırlı mı oturuyor, hırsız mı, in mi, cin yani mi bilmiyoruz. Panikletme Allah'ını böyle bir de seversen. Dip dibe biraz uzak otur, uzak otur. Yanındakinin bazen telefonuna bakıyorum ben. Mesajlaşıyor. Bu da düzgün ruh. Bazen gözüm kayıyor. Bu da normal değil. Gözüm kayıyor. Tabii. Ben senden beraber yan yana normal gelsem. Normal olan bunu düşünüyorum. Değil tabii. Ben diyorum 40 dakikada uçuyorum. Bir de yandakine bakıyorum, öndekine bakıyorum, bir şey yapıyorum. Yolcu gözaltına alınmış tabii ki. Yolcu yanında gerek. Ne kadar yani. Espritelmiş. Çok espri. Çok böyle müthiş bayıldım. Bir espri ne yapmış. Espri gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Şaka yaptım. Değil ama konuşuyor bak Pınar. Şimdi bak gerçekten milletin ruhu da tuhaf. Sözünü kestim. Ne güzel lenslerin böyle uzağa görüyorsun. Biz ben niye konuşuyoruz? Demet Akalın o uçakta. O yatsın kalksın Demet Akalın'a dua etsin. Onu meşhur etti. Tabii tabii. Demet Akalın oldu diye bak. Demet Akalın o uçakta tarafta olmasa biz bunu konuşmayacaktık. Doğru. Peki Demet Akalın'a değil. Adama ne yapardın? Ben var ya büyük paralardım. Ben değil mi? Ben de paralardım. Büyük delimsin yani. Abicim burada panik hata olanlar var be. Çoluk çocuk zor durumda kaldı. Ben böyle tip tip bakardım açsanıza adama. Açsanıza kapıyı diye. Açsanıza kapıyı bomba var patlayacağız diye. Ay Allah korusun. Evet Allah korusun hiç gerçekten. Hiç hoş değil. Panik atak hastaları var uçağa binen. Vallahi dikkat edin. Uçakta güya doktor muymuş bu sivri zeka? Kimin ne olduğu belli Demet değil. Demet Akalın öyle diyor. Yani onun bilgisi üstüne, onun söyledikleri üzerine bizde güya doktormuş diyor o da bunu yapan kişi. Yani hele Allah doktorsan bu kadar senelerce eğitim görmüş, üniversite eğitimi ne görmüş bir insan bu nasıl böyle bir şaka yapar onu da anlamadım. Demek ki o belki doktor da değil tabii onu da bilemiyoruz şu anda. Bu arada tabii şimdi Bodrum'a gitti. Orada da başka türlü konuşmaya başladık. Çünkü